أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler? Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. O kimini alçaltır, kimini yüceltir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar darmadağın edilip parçalandığı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman, sizler de üç sınıfa ayrılırsınız. Ashab-ı yemin ki, ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar. Ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar. İmanda, fazilette öncüler ki, ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar. Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden. Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden. Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak, karşılıklı otururlar. Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak, karşılıklı otururlar. Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar. Bir de tercih edecekleri meyveler, canlarının istediği kuş etleri ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler. Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek. Onlar cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir laf işitirler. İşittikleri söz hep selam, selam sesleridir. Ashab-ı yemin ki, ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar. Dalbastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler, şırıl şırıl akan sular, tükmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp, suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik. Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda. Ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altındadırlar. Çünkü onlar, dünyadayken refah içinde şımarırlardı. O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi. Ederlerdi ki, ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı? Peki,
Öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız. De ki, öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız. Sonra siz, ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar, zakkum ağacının meyvesinden yiyecek, karınlarınızı onunla dolduracak, üstüne de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz. İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet. Sizi yaratan biziz. Hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi, onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi, onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz. Artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Ektiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi? Ektiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi? Eğer isteseydik, onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz. Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti. Hatta doğrusu, biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkum olduk, derdiniz. Peki, içtiğiniz suya ne dersiniz? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz mi? Dileseydik, onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Peki, yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders hem de istifade vesilesi kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin yüce adını tenzih et. Hayır, vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim ki, eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir. Bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz. Rabbül Alemin tarafından indirilmiştir. Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz. Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa, iddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize. Ama eğer ölen kimse, Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. Ama eğer ölen kimse, Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. Eğer ashab-ı yeminden ise, selam sana ashab-ı yeminden denilecek. Eğer ashab-ı yeminden ise, selam sana ashab-ı yeminden denilecek. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.
Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. İşte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde ulu Rabbinin ismini tenzih et.